Meme kanserini biliyor muyuz, kontrolleri yaptırabiliyor muyuz diye sorduk. Vatandaşlarımızın cevaplarını aldık. Kadınlarımızdan gelen cevaplar böyleydi. Önemli bir konu, aman ihmal etmeyin. Yılda artık bir kere mi, iki kere mi en azından kontrollerini yaptırın. Başında yakaladığınız zaman artık günümüzde tedavisi var. Önemli olan geç kalmamak, bu yüzden kontrollerinizi ihmal etmeyin efendim diyelim. Çok değerli bir konuğumuz var. Kendisini az önce sizlere aktarmıştık. Programımız içerisinde de duyurmuştuk. Top Üniversitesi öğretim üyesi Torun İsmail. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. Uzun bir zamandır görüşemiyorduk. Özledik gerçekten de. Teşekkürler. Olumsuz olaylar olmasın da güzel şeyler için konuşalım. Temennisinde bulunmuştuk. Güzel şeyler de olmaya başladı Rusya'yla aramızda uçak krizinin ardından. Son olarak Putin İstanbul'a geldi. Erdoğan'la da kısacık zaman dilimi içerisinde 2 ayda 3. kez bir araya gelmiş oldu. Ama bu son görüşmede çok önemli imzalar da atıldı. Birçok ambargonun kaldırıldığını gördük. Sebzede, meyvede daha başka ikili ilişkiler var. İş adamları için vize serbestisinden bahsediliyor. Yani her şey çok mu güzel gidiyor artık? Tamamen düzeldik mi Rusya'yla? Tamamen düzeldik söylemek biraz erken. Yani aslında kriz önceki duruma tam olarak dönülmedi. Yani burada esas mesele en best baktığımız zaman sade vatandaşlarımıza vizenin verilmemesi. Yani o serbestlik verilmemiş, iş adamlarına serbestliği var. Öte yandan anlaşmalar yapılsa da şu yapılsa da hala da o zaten krizi ortaya çıkan bir takım sorunlar gündemde duruyor. Anlaşmalar önemli tabii ki bu açıdan. Mesela özellikle Türk Akımı projesi kapsamında yapılan anlaşmalar önemli. İki ülke arasındaki enerji çerçevesinde ciddi gelişmeler olduğunu gösteriyor. Fakat öte yandan tabii ki bu tür anlaşmalar yapıldıktan sonra bir de sağlam kafayla analiz yapmamız gerekiyor. Zaten kriz bir şeyi ortaya koydu. Rusya ile bu kadar enerji bağlamımız olması ne kadar doğru meselesi de gündemde. Gerçi şunu söyleyebiliriz, kriz aynı zamanda onu da gösterdi ki yani tüm krizlere rağmen Rusya bize doğalgazı satmaya devam etti. Biz de ondan almaya devam ettik. Ama bir ara korkmuştuk, doğalgazı kapatırsa ne yapacağız yok, demiştik. O zaten siz burada da konuşmuştuk onu. Yani Rusya'nın bunu yapacak, hem risk alacak, Türkiye gibi ciddi bir müşterisini kaybedecek gibi bir risk alması imkansız. Bunu göze alamazdı. Fakat şu, yani tabii ki bir ülke bu kadar bağımlı olmak sıkıntı yaratıyor. Yani alternatif güzergahların olması ki TANAP burada en önemli projelerden biri de biliyorsunuz. Azerbaycan-Türkiye ortak yürütüyor. Ve bu Türkiye akımından bir sene daha önce iş başlayacak. TANAP daha uzun sürecek mi? Ne zaman? Yok, 2018'de bitmesi, tamamlanması gerekiyor. Zaten Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz geliyor ama tam kapasite değil. Bunun alternatifleri olması lazım. Mesela İran var fakat pahalı. Diğer bölgelerden de şunu söylemek gerekir. Maliyet daha yüksek olur. Nedeni şu, en ucuz maliyet boru hatlarıyla olandır. Yani çok ucuza naklediliyor ve ucuz alma imkanları var direkt olarak. Yani geliyor. Şunu söyleyebilir miyiz? TANAP'tan sonra doğalgaz Türkiye'de daha da ucuzlayacak. Onu TANAP'tan sonra ucuzlayacak demek için bir çeşit şeyler vardır. Yani dünyadaki piyasadaki durumlar şu bu. Ama genelde ucuzlaması gerekiyor. Ne anlamda? Yani hem dünyadaki petrol fiyatları düşüyor, aynı zamanda doğalgaza düşüşü etkiliyor. Fakat bu düşüş çok sert olacağını düşünmüyorum. Burada aynı zamanda bu kaynaklar döviz üzerinden geldiği için tabii ki Türk lirasının döviz karşısındaki gücü de çok önemli. Yani her sürekli değer kaybederse ucuzlama söz konusu olamaz. Şimdi baktığımız zaman Rusya ile birçok konuda anlaşmaya vardık dedik. Yüzler gülüyor dedik. Putin'le bir araya gelme sıklığından bahsettik.
Putin Erdoğan gelmeyecek ama Rusya ile Türkiye yarın bir araya gelecek özellikle Lozan'da. Tabii. Bu konuya da değinelim isterim. Çünkü Suriye'de varlığını sürdüren birçok yapı var ve Türkiye'de son olarak fiilen bu duruma müdahale etti. Bir Fırat Kalkanı operasyonu başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nden çok çelişkili açıklamalar var. Hem Irak üzerinden hem Suriye üzerinden ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de oralarda olması işine gelmiyor, eleştiriliyor. Peki Rusya nasıl yaklaşıyor Türkiye'nin o bölgelerde bulunmasına? Şimdi burada bir kere bir de şunu hatırlatmam gerekiyor. Tabii ki Rusya ile Türkiye arasındaki barışın olması çok önemli. Yani bölgenin iki büyük devleti barış içinde yaşaması gerekiyor. Bu sadece bölgemize değil, yani bizle diyalog içerisinde ve işbirliğinde olan dost ülkeler, mesela Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerin de bu ilişkilerin gerilmesinden çok etkilendiğini gördük. Yani Kırgızistan da dahil. Kesinlikle. Tabii ki. Yani buradaki o Türkistan coğrafyasında dediğimiz ülkelerin hepsi bu krizden sıkıntı yaşadılar. Tabii ki bu gerilimin geçmesi bu sadece ikili değil, üçlü, dörtlü ilişkileri de olumlu etkilemekte. Temennimiz bir daha krizin yaşanmaması. Öte yandan tabii ki Rusya ile anlaşma Orta Doğu'daki meselelerde de bir takım şeylerin, dengelerin değişmesini ve bu dengelerin Türkiye açısından olumlu olmasını gösteriyor. Şunu yapabiliyoruz, bunu en azından görüyoruz. Yani şu anda Orta Doğu'da Rusya ile Amerika arasında ipler kesinlikle koptu. Yani herhangi bir bağlantı söz konusu değil. Özellikle bayram zamanı ateşkes. Tabii. Yani ateşkesin önce Amerika veya koalisyon güçler tarafından Suriye'deki askeri üssün vurulması, buna mütakiben Birleşmiş Milletler konvoyunun da karşı tarafının vurulması. Şimdi o netleşmedi bir türlü. ABD suçluyor, yani, Rusya kanıt göster diyor. Kanıt da yok. Kanıt olmasa da yani belirlidir. Yani bu misilleme niteliğinde olan bir şeydir ve tamamen oradaki hem ateşkes bitti hem ilişkiler kopmuş durumda. Tabii böyle bir ortamda Türkiye öyle çok hassas ve gerçi zor bir konu. Her iki tarafın dengelerini de göz önünde bulundurarak birçok başarı elde edebilir. Fakat şu var, yani sıkıntı bunu görüyoruz. Yani her iki grup da ister Amerika Birleşik Devletleri, ister Rusya, oradaki PYD gibi bazı unsurları kullanmakta. Öte yandan Rusya Esad rejimiyle açık diyalog içerisinde ve tamamen destekliyor. Halep'in bombalanması ve oralardaki Halep'in alınması meselesinde aktif rol üstlenmekte. Fakat burada Türkiye ile Rusya özellikle Esad meselesinde görüşleri üst üste düşmemekte. Tabii ki biz ara sıra Esad rejiminden de bu Türkiye'nin bu konuda yaklaşımının değiştirmesi, daha da yumuşamasını taleplerinin geldiğinde görüyoruz. Nitekim son açıklamalardan da biri bu yönde. Evet. Şimdi nasıl olacak? Yani Türkiye daha hassas veya daha böyle ince oyun oynarak kendi çıkarları doğrultusunda mı devam ettirebilecek? Bu büyük güçlerin bölgedeki çatışmasını kendi lehine çevirebilecek mi meselesini? Bana göre bu Lozan görüşmesinden sonra bir nitelik veya bir net olarak karşımıza çıkacağını göreceğiz. Şu var, tabii ki burada Türkiye'nin hassasiyeti anlaşılandır. Krizin doğmasında da esas sebeplerden biri Rusya'nın Türkiye'nin bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmamasıydı. Kısaca özetten şunu söyleyebilirim aslında. Bir Türk olarak söylemiyorum, bir uzman olarak söylerim. Türkiye-Rusya arasındaki kriz meselesinde krizi Rusya yarattı ama çözümü Türkiye getirdi. Yani Türkiye çok daha böyle bu meselelere hassas, daha yumuşak yanaşarak krizi büyütmeye doğru yönünde gitmedi. Daha böyle sakin, yani mesela Rusya'nın yaptığı tüm yaptırımlar, ekonomik meselelerde çıkardığı zorluklara rağmen Türkiye buna karşılık sert adımlar atmadı. Rusya'nın istediği hassas konularda da çok diplomatik bir üslupla cevap vererek... Putin vaz mı geçti özür dilemekten, tazminattan? Yani şimdi
ortaya bir üzür mektubu atıldı. Tabii onu tartışmayalım. Yazıldı mı yazılmadı. Bu çok diplomatik bir şey değil. Ama tazminat konusu yok zaten. Zaten şöyle, Rusya tarafı bunu üzür olarak kabul ettiyse zaten kabul edilmiştir. Tazminat meselesi gelince zaten Rusya'nın birkaç defa uçağı düşürüldü. Yani bizim tarafımızdan değil, diğer ülkeler tarafından değil. Evet. Onlar da düşürürken yani böyle özür dilerik, yanlışlık oldu gibi meselelerden bu sorunlar çözülmüştür. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Burada Rusya kendi propagandasında Türkiye'nin Rus uçağına saldırdığını ifade ediyor. Hı. Ama işin gerçeği ki biz Rusya'da gittiğimizde ilk günlerde bunu da Rus televizyonlarında bile evet. kanıtladık. Rus uçağı Türk hava sahasını, yani uçağı değil sadece, bombardıman uçağı Türk hava sahasını ihlal etmiş. İhlal ettiği için de uluslararası hukuk açısından ve hukuka dayanarak düşürülmüştür. Tüm uyarılara rağmen devam ettiği için düşürülmüştür. Burada herhalde Türkiye'nin davranışı yani tüm uluslararası norm ve çerçevesinde devam etmiştir. Yani tabii ki tartışmalar olabilir. Ne gerek vardı, şu vardır ama bana öyle gelir ki bu kriz geride kaldığı için bu tartışmalar Türk iç kamuoyu veya uzmanlar tarafından daha geleceğimizi net görme açısından biraz daha ciddi değerlendirmesi gereken meselelerdir. Ama sorunun şu an bu aşamada bittiğini görürüz. Fakat Ruslar unuttu mu bunu? Yani bu zannetmiyorum. Ben yani, de zannetmiyorum. Bu mesele gündemde. Yani uçak düşürüldü, biz niçin böyle yaptık, gereken cevabı vermediler, cezalandıramadık, şu bu kim meseleler. Hala da tartışılıyor Rus kamuoyunda ve basınında. Özellikle sosyal ağlarda biz bunu görüyoruz. Peki Rus kamuoyu uçağımız düşürüldü diye yoğun tepki vermişti. Medyalarında ne haberler yapılmıştı? Şimdi Türkiye ile bu kadar yakın olmasını Putin'in eleştiriyorlar mı? Şöyle, aslında ilk başta da bu kadar Rus kamuoyu çok tepkili olmadı. Yani propaganda sonucu belirli bir bölünme söz konusuydu. Türkiye'ne haklı çıkaranlar da vardı. Tabii ki Rusya biraz farklı bir konum. Tabii orada merkezi hakimiyetin ve o dediği ve o propaganda mekanizmasının, çünkü basın ister yazılı ister görsel basın iktidarın tekel olarak toplanmış ve Rusya bir uzun yıllar Sovyet döneminden kalma bir propaganda geleneğini çok güzel biliyor ve bunu değerlendirdi. Tabii ki bir kamuoyu oluşturuldu. Çok sert bir kamuoyu oluşturuldu. Fakat dikkat ettiniz mi? Kriz çözülen kimi de yani Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Putin'in dilinin iki dudağın arasındaki gibiymiş gibi hemen mesele de durduruldu. Tabii bazı konularda devam ediyordu. Fakat Rus Devlet Başkanı'nın açıklaması sonucu yani tüm meseleler şu anda kalkmış. O bu krizden faydalanmak isteyen, o kriz dönemi Türkiye'ye çok ağır hakaretler eden bazı uzmanların da şu anda öyle konuşmadığını görüyoruz. Tamamen farklı bir ortam. Kesinlikle farklı bir yapıya büründüler. Şimdi bu kriz dönemi tamam atlatıldı diyoruz ama Rusya unutacak mı, unutmayacak diye de bir not ekliyoruz. Baktığımız zaman da hemen böylesi bir dönemin ardından yumuşama gelince çok önemli adımlar atıldı. İşte Türk Akımı Projesi'nden bahsettik ama diğer taraftan da yaptırımlar kalkıyor. Özellikle bizim üreticilerimiz bu durumdan çok çok memnun. O konuda belirli ürünlerde izin verildiği söyleniyor. Yani tamamen ambargo kalkmadı mı? Ya bu ben şunu söylemekte, ilk başta da söyledik. Yani bu bizim beklediğimiz veyahut basına yansıdığı şekilde tamamen birçok şeyleri kalkmış değildir. Değil değil mi? Şunu da ifade etmek istiyorum. Türkiye açısından çok büyük başarı. Yani Rusya'nı kısa bir sürede kendisiyle barıştırmak. Yani bir nevi bu bana göre Türkiye'nin başarısıdır. Fakat bunun arkasında başka bir şey diyorum. Sadece başarı değil, Rusya'daki gerçek durumu da değerlendirmemiz gerekiyor. Ekonomik açıdan mı? Tabii tabii. Yani Rusya şu anda ciddi şekilde bir ekonomik kriz yaşıyor. Bunun nedeni sadece ülkedeki ekonominin durumunun yani reformların yapılmaması falan değil. Aynı zamanda onun bunlarla birlikte yani gereken reformların yapılamamasıyla birlikte Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve bazı devletler tarafından yapılan yaptırımlardır. Türkiye katılmadı bu yaptırımlara ama
Bu yaptırımlar şu anda ciddi şekilde Rus ekonomisini, Rusya'nın federasyonun ekonomisini yıpratmakta, kaynak sıkıntısını artırmakta. Öte yandan tabii ki Rusya bundan daha önce petrol fiyatlarının böyle çok yüksek olması nedeniyle ciddi bir para akışı söz konusuydu. Bu dönemde de o para akışı gelse de bunu çok ciddi değerlendiremedi ve doğru yönlendiremedi. Yani ekonominin gelişimi, orta ve küçük ölçekli ekonomik gelişimi yapamadı. Yapamayınca da o para şu anda kayıp. Yani bir işe yaramıyor. Kayboldu, gitti, bitti. Bununla birlikte Rusya şu anda her tarafta dikkat ediyorsunuz ciddi şekilde bir askeri yığınak ve güç artırmakta. Bu da çok büyük ekonomik kaynaklar talep etmekte. Öte yandan Suriye operasyonunu, ki burada da sizinle birlikte konuştuk, uzun sürmeyeceğini dedik. Bunun nedeni de ekonomik nedenlerdi. Belli bir zaman içinde vardı. Ona göre Rusya böyle sert saldırıyordu. Kısa bir sürede Esad rejiminin alanını genişletmek. Belli açıdan muvaffak oldu bu konularda da. Fakat şu var, yani tüm bunlar büyük paralardır, büyük harçlardır. Rusya bunu kaynaklarını karşılayamıyor. Tabii böyle olduğu zaman da ülkeden dövizin dışarı aktarılması, akması çok Rusya için çok ciddi ekonomik sorunlar yaratabilir. Mesela turizm sektörüne karşı bu kadar sert tavır vermesinin esas temel nedenlerinden de biri turistlerin iç piyasaya yönelerek yani yurt dışına döviz çıkarmaması gibi bir meseleydi. Bu açıdan Ruslar başarılı oldular. Dikkat ettiğiniz zaman turizm sorununa gelindiği zaman şey açtılar ama aynı zamanda bu şunu da gösterdi ki Türk turizm sektörü Rusya'da tüm yaşanan, Türkiye'de yaşanan olumsuzlara rağmen, terör olaylarına rağmen çok büyük rağbet göstermekte. Yani sınırların açıldığı zaman yani bu charter reislerinin, uçaklarının müsaade edildiği süre içerisinde ciddi şekilde kısa bir zaman içerisinde neredeyse 500.000 insanın Türkiye'ye gelip burada tatil yapmak isteğinin olduğunu gördük. Yani bu tür meseleler tabii ki Rusya uzmanları tarafından değerlendiriliyor ve dövizin dışarı aktarılması gibi bu tür meselelerde Rusya'nın ekonomik açıdan da rahatsız ediyor. Öte yandan rublenin değer kaybetmesi, ciddi şekilde değer kaybetmiştir o krizden bu yana ki dönemde. Bu da Rusya'daki sade vatandaşın cebine vuruyor. Dolayısıyla alım gücü düşmekte ve fiyatlar artmakta. Yani Rusya birkaç kriz olsa da biz gittik birkaç defa uzman olarak davet edildik. Her gittiğimde fiyatların arttığını marketlerde ve büyük alışveriş yerlerinde çeşitliliğin azaldığını görüyoruz. Hatta çeşitliliği azalmalarla birlikte kalitenin düşüğü de söz, düşüş, kalitede düşüşlük de bir söz konusu. Yani şu, yani kriz ciddi şekilde Rusya'yı etkiliyor. Bu açıdan Türkiye Rusya için bir Avrupa Birliği'ne bir açık kapı gibi. Bu bir, öte yandan Türkiye aynı zamanda bir küçük de olsa büyük demeyelim. Çünkü ekonomik açıdan biz Rusya'yı tek başına kurtaracak durumda değiliz ama bir John Smith'i gibi şey de diyebiliriz. Yani mesela belli ürünler yasaklandı veya yasak kaldırıldı meselesinin biraz daha diğer konusunda da şöyle söyleyeyim. Kriz döneminde zaten birçok ürünleri de yasaklayamadılar Ruslar. Evet, yani bazı bu da, ürünleri. Tabii tabii. Yani burada biz genelde yiyecek, içecek üzerine konuşuyoruz. Evet. Mesela canlı çiçek, taze çiçekler gidiyor oraya. O ürünlerde mesela sadece karanfil yasaklandı. Veya o narinciye meselesinde limon, de limon, tabii limon sürekli olarak devam ediyor. Domates meselesinde yasak getirildi ama domatesin Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de Rusya'ya temin edecek alternatifi yok. Yani yok. Türkiye'den mutlaka gidecek. Türkiye Rus piyasasının %60 civarındaki bir kapasitesine sahip ve bunun başka ülke tarafından karşılanması ve iç piyasa tarafından karşılanması imkansız. Yani tabii böyle olduğu halde mesela rahatlıkla Rusya'nın o dönemdeki mesela çileğin veya kabağın kilosunun
10 dolara, 10 euroya falan çıktığında söylüyor. Tabii tabii. Yani çok yüksek rakamlar ki Rusya için de çok alışık bir şey değil bunlar. Tabii ki. Çok zengin bir, her zaman zengin bir ülke ve yaşayış biçimi açısından da zengin. Bu kriz ciddi şey etmekte, yani Rusya'nı etkilemekte. Hatta son günlerde yanılmıyorumsa Putin bile bu konuda açıklamalar yaptı ki bizi kaynak sıkıntısına sokuyor bu yaptırımlar. Hatta daha önce biz o kriz döneminde de bir Merkez Bankası Başkan Yardımcılarının bir Rusya'nın açıklaması vardı ki Rusya'da şu an yaşanan ekonomik kriz Sovyetler Birliği çöktüğü dönemki ekonomik krizden daha dehşetli durumda. Yeni bir çöküş mü bekliyor acaba Rusya'yı? Rusya'da aslında toplum fakir yaşamaya alışmış. Yani böyle güçlü ekonomik bir şey söz konusu değil. Çok geniş araziler ve çok zengin kaynaklar olduğu için insanlar kendi açısından bir yaşam tarzını oluşturabiliyorlar. Fakat ekonomik açıdan gerçekten bir düşüş söz konusu. Şunu duyuyoruz. Tam net bunu söylemek zor. Çünkü veriler ve o tespitler etmek oldukça zor. Resmi verilerle gerçeği arasında fark vardır. Şunu sürekli olarak duyuyoruz. Rus halkını kötülemek için asla söylemiyorum. Duyumlar gerçek mi değil mi merak ediyoruz. Videolarda da görüyoruz ara ara. Rus halkı alkole inanılmaz bir bağımlılığı var ve para bulamadığı zaman evdeki eşyalarını satıp alkol almaya üzere bu parayı kullanıyorlar. Böyle bir şey var mı? Şöyle çoğunluk diyelim. Yani bu tabii yani. Ki her bir halkların özellikleri var. Ruslar yani tabii ki kötüleme açısından değil. Onların yapısıdır. Normalde Rus insanı Anadolu insanı gibi çok misafirsever. Kapılarını sonuna kadar açar. Size evinde ne varsa ikram eder bir topluluktur. Halk açısından yani sorun yok. Siyasiler başka mesela. O tartışmalar tabii ki ayrı bir konu. Fakat şu var, yani alkol tüketimi Rusya'da çok yüksek rakamlarda ve bunu denediler. Mesela Gorbaçov zamanında yasaklamaya çalıştı. Çok zor oldu, yani imkansız. Oldukça çok fazla alkol tüketimi var. Tabii ki bazı ailelerin de alkolik olduğu ve dağıldığı bu konuda ailelerin dağıldığını görüyoruz. Eşyalarını sattıkları da oluyor ama yani bu statistik rakamların ne kadar olduğunu ben söyleyemem şu anda öyle verilere sahip değilim. Ama alkol tüketimi Rus toplumunda çok büyük bir rakamlar olduğunu söyleniyor. Yani, anladım, teşekkür ederim. Yani bu Rusya'nın nüfusun artımını da etkileyen, azalmasını da etkileyen en önemli şeydir. Ama sadece alkol değil, uyuşturucu kullanımı da. O da çok fazla. Tabii o da fazla. Öte yandan hesaplamalara göre de mesela kriminal meseleler, yani Rusya'da öldürülme oranının Avrupa Birliği'ne göre 20 defa daha fazla olduğunda bu fazla. Statistik rakamlara göre biliyoruz. Öte yandan ekolojik bozukluk, stres falan Rusya'da ölüm oranlarının yüksek olmasına neden oluyor. Yani normal şartlarda çok yüksek rakamlar var. Rusya'ya baktığımız zaman son dönemlerde sadece ekonomik değil birçok alanda sıkıntı yaşanıyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yaşanan bu Türkiye-Rusya arasındaki kriz iki ülkeyi de olumsuz yönde etkiledi. Tabii. Bir yönden de artık bunun uzatılmasına gerek yok. İkimiz de zarar görüyoruz. Barışalım dediler. Şimdi Alman girişimcinin bir Twitter araştırması var. Yeni bir anket yayınlamış. ABD'de başkanlık seçimi yapılacak 8 Kasım'da. Clinton'da Trump yarışacak ama ankete Putin'i de eklemiş. Bütün dünyayı sormuş. Hillary Clinton'ı mı istersiniz, Donald Trump'ı mı yoksa Vladimir Putin mi olsun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olsun diye %65 Putin oy almış. Şimdi son yıllarda Putin'in popülaritesi artmıştır. Yani bunun nedeni belki de dünya kamuoyunda özellikle Avrupa Birliği'nde böyle erkek tipi, alfa erkek tipi kaplanlarla resim çektiren, avına giden, ne bileyim judo yapan, kaslarını gösteren bir siyasi lider tipi oluşturuldu. Bu da etkilemekte. Öte yandan tabii ki Vladimir Putin bir devlet başkanı olarak kendi devletini, yani neredeyse Rusya Yeltsin döneminde tamamen silinmiş gözükse de Putin döneminde öne çıkmaya başladı.
tekrar dünya gücü gibi kendini göstermeye evet. başladı. Bunlar çok önemli meseleler ve bu kamuoyunu etkiler. Fakat siz iyi bir lider olarak mı görüyorsunuz? Başarılı yani. Yani bir liderin başarısı bana göre ülkeni ne kadar güzel idare ettiği yani meselesidir. Belki ilk başlarda çok başarılı bir performans sergileyebilirdi. Şu anda tabii ki burada dünya ekonomik krizi de var, diğer meseleler de var. Rusya açısından başarılı lider. Yani kriz, şimdi tabii ki ekonomik krizin o sonuçlarını çıkarmamız lazım. Nasıl oldu, doğru yönetebildi mi, yönetemedi. Mesela Ukrayna krizinin ortaya çıkışını sadece Rusya'nın üzerine yıkmak doğru değil. Burada Avrupa Birliği ve NATO'nun da genişleme meselesi çok önemli. Yani tek taraflı olarak algılamak, yani Rusya bu suçlu, Rusya saldırdı, Rusya aldı demek. Ne kadar doğru. Belki de Rusya Avrupa Birliği gibi biraz hassas davranmıyor. Yani esnek davranamıyor. Bu da belli. Çünkü karşı taraf daha güçlü, ekonomik olarak güçlü. Kesinlikle. Daha hesaplı yapıyor. Verdiği vaatlere rağmen o vaatleri de tutmuyor. Böyle olduğu zaman tabii ki Ruslar daha sert tepki gösteriyor. Çünkü tek başına bu kadar güce direnebilecek tek şey sert bir güçtür. O açıdan da bu gücü denemeye başladı. Yani ilk 2008'de bunu Gürcistan Savaşı'nda denediler. Sonra 2014'te Ukrayna'da başlattılar ve en sonunda Suriye'de açık şekilde bir güç gövde gösterisi söz konusudur. Mesela Karadeniz'den veya Hazar'dan füzelerle Suriye'de belirli yere vurulması gövde gösterisinden başka bir şey değil. Çünkü teröristlere karşı bu tür hedeflerin vurulması ne kadar etkilidir? Söylemek çok zor. Tabii tespit ki. Edemiyorsun. Hatta şöyle bir tespit vardı. Rusya'nın o Suriye operasyonları döneminde o 6 aylık süreç içerisinde hatta daha net desek 5,5 aylık süreç içerisinde her terörist başına harcadığı para öldürdüğü teröristleri hesaplayarak katsak yani bu kadar saldırı sürede 2200 terörist falan civarında öldürülmüştü. 200 binden fazla para harcamış terör başına. Yani bu çok büyük maliyettir. Ben düşünmüyorum ki bunun amacı sadece oradaki yani. DAEŞ teröristlerini yok etmek. O gövde göstersin. Nitekim Vladimir Putin de basın toplantısında bunu ifade etmişti ki biz zaten orada bir deneme yapıyoruz. Bu askeri tatbikatları kendi ülkemizde de yapabilirdik. Biz orada yapıyoruz. Yani maliyet açısından herhangi bir zararımız yok. Dolaylı yolundan bunu ifade ediyorlardı. Yani şu anda Rusya açık şekilde ister Karadeniz'de, ister Hazar'da, Güney Kafkaslar'da bir askeri yığınak yapıyor. Türkiye olarak bizi bu rahatsız etmelidir. Yani çünkü eğer bir askeri yığınak varsa, tabii ilişkilerimiz ne kadar iyi olsa da sonunda bu tehlikeli boyut, yani biz istemesek böyle bir yerinde veya bir şekilde patlayacaktır. Karadeniz'de gerilim artmakta. Evet, yani dengeler zamandır. Zaten Rus Genelkurmay Başkanı da Türkiye gelmeden önce bu böyle bir açıklamada bulundu. Yani söylenmemesen gereken bir şey söyledi ki biz dengeleri Karadeniz'de kendi lehimize tek başına olarak değiştirdik. Egemenlik bizde değil. Tabii evet. Yani bu bizi tekrar düşündürmek zorunda. Öte yandan sadece Rusya değil aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği de Karadeniz'deki dengeleri ciddi şekilde değiştirmiştir. Nedir? Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin arasında hem NATO üyesi hem Avrupa üyesi, yani Bulgaristan artık Romanya'da, Bulgaristan'da hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Dolayısıyla Türkiye bu havzada tek NATO ülkesi değil. Şimdi kontrolü biz kontrol ediyoruz ama ne kadar kontrol edeceğiz? Sürekli Boğaz'dan NATO gemileri geçiyor. Tetbikatlar var ister Rusya tarafından ister NATO tarafından. Öte yandan yarın Amerika Birleşik Devletleri veya NATO Romanya'da tersaneler kurduktan sonra orada bir deniz filosu da oluştu. Tabii kolay iş değil ama böyle bir düşünelim, varsayımda bulunalım. Yani Türkiye'nin Karadeniz'de sadece tek NATO ülkesi olarak filoya sahip olması meselesi de
arka plana geçmiş oluyor. Yani bu dengeleri görmek ve öngörüde bulunup hesaplamamız lazım. Yani Karadeniz'de böyle dengeler lehimize değil. Hazar bölgesine baktığımız zaman tabii bizden uzak gözükse de fakat orada Azerbaycan bizim müttefikimiz ve Azerbaycan müttefikimiz olduğu için Karadeniz'deki ciddi şekilde Rusya askeri gücünün varlığı oradaki ülkelere açık olmasa da dolaylı olan tehdit ve düşünmek gerekiyor ki bu tür gemiler çok ciddi füze sistemlerine donatıldığı için yani uzak mesafeli hedeflere vurduğu için bu da bir tehlike. Öte yandan Ermenistan'la olan Rusya ilişkileri çok önemli. Rusya Ermenistan'a ciddi şekilde silah yardımında bulunuyor. Orada 102. Askeri Üssü Rusların tamamen yeniden yapılandırıldı. Bununla birlikte Ermenistan'a ciddi şekilde füze sistemleri verildi. Ve en son 200 milyon dolar bir kredi ayrılarak Rusya Ermenistan'a İskender M füze sistemleri verdi. Yani çok güçlü saldırı füze sistemleridir. Yani tabii ki Azerbaycan kamuoyunda, basınında bu mesele ciddi şekilde tartışılmakta ama bunlar kesinlikle Türkiye'ni rahatsız etmiyor gibi gözüküyor. Yani çok fazlasıyla etmeli. Tabii yani burada bu tartışmaların herhangi bir konu, bu füzeler bu tür mesafeye vurabilecek füzelerin Ermenistan'a yerleştirilmesi sadece Azerbaycan'a tehdit değil. Evet. Yani Türkiye'nin de Ermenistan'la ilişkileri iyi değil. Yani iyi. Kalkışır mı Ermenistan Türkiye'ye karşı bir şeye söylemek çok zor. Ama tarih bunu gösteriyor ki en kritik dönemlerde Ermeniler yani Ermenistan oluşturmak için veya yani büyük Ermenistan hayaliyle birlikte Türk topraklarını işgal etmeye çalışmışlar. Yani hiçbir şey istisna değildir. Ben demiyorum bugün Ermenistan bir şey yapabilir. Ama yani bunlar da hesaba katmamız tabii gerekiyor. Ki, yani ki. Ciddi şekilde füze sistemleri. Öte yandan Ermenistan'dan gelen başka bir tehdide de değinim. Bunun da şey diyeyim ki bu yakınlarda Türkiye'nin Enerji Bakanı da Berat Albayrak bununla ilgili açıklamasını yaptı. Bu Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralının durumu. Yani o nükleer savaş gibi bir şey. Yani kriz bir döneminde deprem sonucunda ciddi şekilde bir sorun var, teknik sorun var ve her an bir şey olabilir. Ruslar gerçi vaat etmişler ki o yapılanacak. Fakat finansal krizden dolayı, parasal zorluklardan dolayı herhangi bir şey yapılmadı. Allah korusun yani orada herhangi bir patlama olduğu zaman Çernobil'den daha çok çok tehlikeli. Dolayısıyla burada ben Türk kamuoyuna yönelik şunu, özellikle bu bizim çevrecilere yönelik bir şey söylemek istiyorum. Eğer Türkiye'deki Akkuyu Santralı'na bu kadar heyecan ve hassasiyet gösteriyorsunuzsa bana göre daha çok fazla heyecan ve hassasiyeti bu Ermenistan'daki nükleer santralın kapatılması meselesine göstermek gerekir. Bu santral dünyanın en tehlikeli santrallar listesinde en üst yerlerde yer almak. Zaten çoğu ülkeye baktığımız zaman nükleer santralleri artık kapatıyor, vazgeçiyorlar. Yenisini de yapmayı düşünmüyorlar. Yani bu teknolojik değişimler söz konusu. Şimdi ben nükleer enerji karşıtı birisi değilim. Yani çünkü dünya kullanıyor. Bizim bundan kenarda kalmamız imkansız. Fakat şu var. Yani tabii ki bunlar doğru hesaplanması lazım. Bizim alanımız olduğu için buna değinmek istemiyorum. Benim değinmek istediğim başka bir şeydi. Yani Ermenistan'dan Türkiye gelecek başka bir tehdit. Bu da ekolojik, ciddi bir ekolojik tehdit söz konusu. Yani sadece Ermenistan'dan gelebilecek iki tehdit var. Son bir dakikamız var. Bir tanesi nükleer tesis her an çevreye inanılmaz zarar verebilecek listeşiyor. İkincisi de Ermenistan'ın Rusya tarafından aşırı silahlandırması hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye büyük risk. Gerekenler yapılmalı diyorsunuz. Azerbaycan, Ermenistan demişken gelen sorular var. Çok kısa zamanımız da var. Yukarı Karabağ ile ilgili dengeleri değiştirecek bir şeyler oldu mu yoksa aynı mı? Azerbaycan kısa bir süre 3 günlük çatışma sonucunda ne kadar güç Ermenistan karşısında güce sahip olduğunu, istediği zaman dengeleri değişebilecek kapasiteye sahip olduğunu gösterdi. Fakat genel anlamda kısa bir sürede
bir şey yapılmadı, devamı gelmediği için, dengelerin de uluslararası bir boyuta taşındığı için şu anda değişim söz konusu değil. Bölgede jeopolitik konjüktür değişmedikçe Karabağ meselesinde herhangi bir ilerleme olacağını da düşünmüyorum. Aliyev ile Sarkisyan temas halinde mi? Görüşüyorlar mı? Bu görüşmeler sürekli var. Zaten Minsk grubu eş başkanları da bunu teşvik ediyor. Öte yandan Rusya devlet başkanı da bu işin içinde sürekli olarak bu teması sağlamaya çalışıyor. Fakat bu görüşmeler artık sıradan bir görüşme haline geldi. Yani alınan kararların hiçbirisi gerçekleşmiyor. Ve burada en ilginç cevaplardan biri belki Rus devlet başkanı söylediği şekilde orada statikonun değişmemesi, her şeyin olduğu gibi kalması Rusya'nın en çok işine yarıyor. Dolayısıyla herkesin yani büyük güçler anlamında işine yarıyor. Tek işine yaramadığı ülke varsa o da Azerbaycan'dır ve onu destekleyen Türkiye'dir. Bu iki ülkenin işine yaramıyor. Diğer hallerde yani statikonun değişmemesi, orada krizin olması diğer büyük güçlerin hepsinin işine yaramaktır. Çok çok teşekkür ederiz. O kadar önemli bilgiler verdiniz ki bu Ermenistan'dan gelecek tehlikeler özellikle hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Aslında bilmediklerimizi de öğrenmiş oluyoruz sayenizde. Ağzınıza sağlık. Sağ çok çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, Topyekün Üniversitesi öğretim üyesi Toğrul İsmail bizlerle birlikteydi. Çok değerli bilgiler verdi. Sırada piyasalar var. Haftanın son işlem gününde telefon hattımızda Alev Forex araştırma uzmanı Ceren Yaşar bulunuyor. Ceren Hanım günaydınlar. Günaydın Selim Bey, iyi yayınlar. Çok çok teşekkürler. Haftanın son işlem gününü nasıl noktalayacağız? Söz sizde, buyurun.